Evet arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersine hoş geldiniz. Bu dersimizi İsabet Yayınları'nın hazırlamış olduğu kitaptan takip ederseniz sizin için daha verimli olacaktır arkadaşlar. Birinci dersimiz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti arkadaşlar. Beraber giriş yapalım. A öyle 11. sınıf arkadaşlar. Türk Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi 1. Evet arkadaşlar, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dersimize başlıyoruz. Birinci olarak 1. Meşrutiyet dönemi 1876-1878 yılları arası arkadaşlar. Evet, meşrutiyet ne demek arkadaşlar? Hükümdarlarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimine meşrutiyet denir. Başka bir tabirle, yani kısaca kral artı meclis diyebiliriz arkadaşlar. Birinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devleti'nde 1876 Anayasası'nın, yani diğer bir adıyla Kanuni Esasi'nin 2. Abdülhamit tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesiyle başlamış ve meclisin mebusanın kapatılmasıyla sona eren bir dönemdir arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet dönemi ise Kanuni Esasi'nin yeniden ilanı ile başlamış ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla son bulan dönemdir arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet dönemi. Peki neden meşrutiyet rejimine geçildi Osmanlı'da? Yüzyıllarca padişahla yönetilen, tek elden yönetilen devlet neden padişahın yanında meclis istemiştir arkadaşlar? Bunun tabii ki de en önemli nedeni arkadaşlar, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı arkadaşlar. Bu milliyetçilik akımı imparatorlukları en çok etkilemiştir. Çünkü imparatorlukların içinde birçok millet barındırıyordu. Bu yüzden dolayı da bu ihtilalden etkilenen en büyük devletler imparatorluklar olmuşlardır arkadaşlar. Osmanlı da etkilenmiştir. Ve bu milliyetçilik akımı yüzünden Osmanlı'da birçok ayaklanma çıkmıştır arkadaşlar. Türk aydınları Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de halkın devlet işlerini denetleyebileceği meşrutiyet yönetimi kurulursa durumun düzelebileceği düşüncesindeydi arkadaşlar Türk aydınları. Bunların başında da arkadaşlar Namık Kemal ve Ziya Paşa gelmekteydi arkadaşlar. Bunların önderliğindeki kurumu arkadaşlar Genç Osmanlılar, diğer bir adıyla Jön Türkler deniyordu arkadaşlar. Bu amaçla Jön Türkler meşrutiyeti ilan edeceğini söz veren 2. Abdülhamit'i tahta çıkarmışlardır arkadaşlar. Mithat Paşa'nın önderliğinde hazırlanan Kanuni Esası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiştir arkadaşlar. Abdülhamit Han tarafından ilan edilmiştir. Ve Kanuni Esasi'nin önemi nedir peki? Türk tarihinde arkadaşlar, Türklerin tarihinde ilk defa millet temsilcilerinden oluşan Mebuslar Meclisi'nin seçimi yapıldı arkadaşlar. Üyelerini halkın seçtiği meclisi mebusan ile padişahın atadığı kişilerden oluşan meclisi ayan toplanarak çalışmalara başladı arkadaşlar. Artık padişahın yanında meclisi mebusan ve meclisi ayan bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri başlamış oluyor. İlk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esası ile halk ilk defa arkadaşlar dolaylı da olsa yönetime katılma hakkını kazanmıştır. Anayasaya göre yürütme ve yasama gücü padişahta, çünkü anayasa padişaha nazırlar heyetini, yani bugünkü bakanlar kurulunu atama ve görevden alma, dış ülkelerle antlaşma ve barış yapma, savaş ilan etme, meclisi açma ve kapama yetkisini veriyordu arkadaşlar. Nazırlar heyeti devletin işlerini yürütmekle görevliydi. Aldığı kararlar padişahın onayı ile yürürlüğe konuluyordu. Kanun teklifi yetkisini nazırlar heyetine, yasama hak ve görevi Mebuslar Meclisi ile Ayan Meclisi'ne verilmiştir. İki mecliste kabul edilen kanunlar ancak ve ancak padişahın onayından geçerse yürürlüğe konacaktı arkadaşlar. Yine son söz padişahındı. Kanun önünde bütün Osmanlı halkının eşit olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca bu anayasa kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığını
öğrenim, basın, ticaret ve sanat özgürlüğünü, mal ve mülk dokunulmazlığını, mahkemelerin bağımsız ve açık olmasını gösteriyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günümüz demokrasisinde olan her şey o dönemki demokraside vardı arkadaşlar. Tarihimizde ilk yazılı anayasanın uygulanmaya konulduğu ve anayasalcılık hareketlerinin başladığı dönemdir arkadaşlar. Meşrutiyet dönemi. Peki ilk Osmanlı Meclisi neden kapatıldı? 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, diğer bir adıyla arkadaşlar 93 Harbi kötü sonuçlar vermeye başlayınca mecliste gruplaşmalar oluştu ve sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine de 2. Abdülhamit 14 Şubat 1878'de meclisi mebusanı süresiz olarak kapattı arkadaşlar. Böylece 1. Meşrutiyet dönemi sona ermiş oldu arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet dönemi 1908-1918 yıllarını kapsamaktadır. Meşrutiyet yönetimine taraftar olan aydınlar İttihat ve Terakki Cemiyeti çatısı altında toplandılar. Cemiyetin üyelerinin amacı anayasayı yeniden yürürlüğe koyarak birinci meşrutiyetle kazandıkları haklara yeniden kavuşmak. Osmanlı Devleti'nde bulunan toplulukları din, mezhep ve ırk farkı gözetmeden Osmanlıcılık düşüncesi etrafında birleştirerek devletin dağılmasını önlemekti bunların amaçları. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuran Mustafa Kemal daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak bu cemiyetle birleşmiştir arkadaşlar. İngiltere ile Rusya'nın 10 Haziran 1908'de Reval'de gizli bir görüşme yaparak karışıklık içinde bulunan Makedonya'nın Osmanlı Devleti'nden ayrılması konusunda anlaştıkları öğrenilince İttihat ve Terakki Cemiyeti hemen harekete geçmiştir. Bunların amaçları Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarını engel olmak için meşrutiyeti yeniden ilan ettirmektir. Yani meşrutiyeti ilan ettirmesinin amacı Osmanlı iç işlerine karışılmasını engellemektir arkadaşlar. Bu düşünceyle harekete geçen İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri 2. Abdülhamit'e zor da olsa 2. meşrutiyeti ilan ettirmişlerdir arkadaşlar. 23 Temmuz 1908'de kanunu esası yürürlüğe koyarak ikinci meşrutiyet tekrardan ilan edilmiştir arkadaşlar. İkinci meşrutiyetin ilanının sonuçlarına bakacak olursak yeniden seçimler yapıldı. Seçimlerde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri başarılı oldu. Anayasada yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri sınırlandırıldı. Padişahın atayacağı sadrazam nazırları yani bakanları seçerek padişahın onayına sunacaktı. Bakanlar Kurulu yasama meclisine karşı sorumlu oldu. Her iki mecliste yani meclisi mebusan ile meclise ayan kanun teklif etme yetkisi tanındı. Padişahın kanunları veto etme yetkisi sınırlandırıldı. Toplantı yapma ve dernek kurma hakkı verildi. Birinci meşrutiyetin demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de arkadaşlar siyasi partilerin kurulmasıdır arkadaşlar. İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kurulmuştur arkadaşlar bu dönemde. Ve 31 Mart olayı ve 2. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi, 1909 yılının başlarından itibaren 2. Meşrutiyet rejimine dolayısıyla İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı Osmanlı Ahrar Fırkası büyük bir muhalefet başlatmıştır. Bu fırkanın çıkarttığı Serbestlik Gazetesi'nde yayımlanan sert yazı ve eleştiriler halkı iktidara karşı harekete geçirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te, miladi takvime göre 13 Nisan 1909'da İstanbul'da yönetime karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Osmanlı tarihinde de bu ayaklanmaya 31 Mart vakası olayı denilmiştir arkadaşlar. Ayaklanmayı bastırmak için İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenleri harekete geçmiş. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, Kurmay Başkanlığını da Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek ayaklanmayı kısa sürede bastırmıştır. Ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yerine 5. Mehmet Padişah ilan edilmiştir. Meşrutiyet yönetimleri de devleti dağılmaktan kurtaramamış. 2. Meşrutiyetin ilanı ile ülkede yaşanan bulanımları fırsat bilen Bulgaristan,
bağımsızlığını ilan etmiş, Yunanistan Girit'i ilhak etti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise Bosna Hersek'i ülkesine kattığını duyurdu arkadaşlar. Meşrutiyetin Osmanlı'ya verdiği zararları görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için birçok fikir akımları doğmuştu arkadaşlar. Bunların başında Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Ademi Merkeziyetçilik gelmekteydi. Osmanlıcılık, milliyetçilik fikrine dayanan kopuş hareketlerini önlemek ve imparatorluğun parçalanmasını önlemek için Jön Türklerin ortaya koydukları düşünce akımıdır Osmanlıcılık arkadaşlar. Kanuni Esasi'nin yapılmasını sağlayan Genç Osmanlılar Meşrutiyet İdaresi'ne geçişi gerçekleştirmişlerdir. Bu akım 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir. İslamcılık, ümmetçilik, devlet yapısının şeriat kurallarına göre biçimlendirilmesini, ırk ve dil farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların Osmanlı padişahı ve halifesinin çevresinde toplanmasını savunan siyasi akımdır İslamcılık. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların milliyetçilik fikrine önem vererek Osmanlı halifesinin cihat çağrısına uymamaları nedeniyle ümmetçilik önemini kaybetmiştir arkadaşlar. Ve diğer bir akımımız Türkçülük, Tuğrancılık, diğer bir adıyla Pantürkizm. Türkçülük, Türk bilincini en üst düzeye çıkararak Türk milliyetçiliği hareketini başlatıp Osmanlı Devleti'nin yeniden kuvvetlendirilme düşüncesidir Tuğrancılık. Bu düşünce zamanla Orta Asya Türkleri ile birleşmeyi de savunarak büyük bir Türk imparatorluğunu kurmayı hedeflemiş. Böylece Tuğrancılık fikri ortaya çıkmıştır. İttihat ve Terakki Partisi'nin önderleri olan Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa bu fikre dayanarak imparatorluğu Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokmuşlardır arkadaşlar. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda alınan yenilgiler bu düşünce akımının yok olmasına neden olmuştur. Batıcılık, devleti çöküşten kurtarmak için devlet yapısında ve ekonomide Avrupa'daki çalışmaların örnek alınmasını savunmuş. Batıcılık ilk defa Lale Devri yeniliklerinde görülmüştür. İkinci Mahmut bu doğrultuda birçok ıslahat yapmıştır arkadaşlar. Ve federalcilik, ademi merkeziyetçilik, Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan kurtarmak için azınlıklara bulundukları bölgelerde başkente bağlı olarak özellikler verilmesini savunan görüştür. Ekonomide liberalizm benimsenmiş. İkinci Meşrutiyet döneminde Prens Sebahattin ve çevresi tarafından savunulmuştur arkadaşlar bu düşünce. Devletin çok önceden milliyetçilik hareketleriyle parçalanmaya başlaması nedeniyle bu akım yok olmuştur. Not köşesine baktığımızda bu akımların ortak amacı arkadaşlar Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmaktı. Hepsinin amacı birdi arkadaşlar bu akımların. Ve Trablus-Garp Savaşı 1911-12 yılları arasında milli birliğini geç tamamlamış olan İtalya sömürgeciliğe de çok geç başlamış. Ekonomik yönden diğer Avrupa devletlerinden geri kalmıştı. Birliğini kurduktan sonra gelişen sanayisine ham madde bulmak için güçsüz devletlerden toprak almaya başlamıştır. Çünkü Fransa ve İngiltere gibi deniz aşırı ülkelerden sömürge elde edecek güce sahip değildi İtalya arkadaşlar. Bu konuda da çok geç kalmak istemeyen İtalya, Fransızların Tunus'u ele geçirmesi, İngiltere'nin de Mısır'ı ele geçirmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi'ye gözünü dikmiştir arkadaşlar. Savaşın nedenlerine baktığımızda dediğimiz gibi İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde ve pazar araması arkadaşlar. Ham madde ve pazar araması. Trablusgarp'ın da ham madde bakımından zengin olması. Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması ve bu bölgenin Osmanlı Devleti tarafından savunulmasının güç olması arkadaşlar savaşın nedenleri arasındadır. Savaşın gelişimine bakacak olursak 1909'da Rocconigi Anlaşması ile
İtalya, Rusya'nın boğazlardaki, Rusya'da İtalya'nın Trablusgarp'taki çıkarlarını tanımıştır. Almanya'da İtalya'yı kaybetmek istemediği için işgale karşı sessiz kalmıştır. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ni desteklememiştir. Osmanlı Devleti buraya ne karadan ne de denizden yardım gönderme imkanı bulamamıştır. Çünkü Kuzey Afrika'da uğraştığı tek devlet İtalya değil, İngiltere ve Fransa'da vardı. Bu yüzden İtalyanların işi daha kolay olmuştu arkadaşlar. İtalyanlar Çanakkale Boğazı'nı kuşatmışlar fakat başarılı olamasa da Rodos ve 12 adayı işgal etmişlerdir arkadaşlar. Savaşın sonuçları Osmanlı Devleti'nin İtalya ile savaş halinde olmasını fırsat bilen Balkan devletleri Osmanlı'ya savaş açınca Osmanlı mecburiyetten İtalya ile barış anlaşması yapmıştı. 15-18 Ekim 1912'de İsviçre'nin Uşi kentinde yapılan bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır. Ancak buna karşılık Müslüman halk dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. İtalya diğer devletlerin onaylaması halinde kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmayacaktı. 12 ada Balkan Savaşları sonuçlarına kadar geçici olarak İtalya'ya bırakılacaktı arkadaşlar. Ve yorum arkadaşlar, Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da kaybedildi. Soru, 12 adanın akıbeti ne olmuştur? Cevaba baktığımızda Yunan işgaline uğraması tehlikesine karşı İtalya'ya emanet bırakılan 12 adayı Balkan Savaşları sonucunda İtalya Osmanlı Devleti'ne geri vermemiştir. Lozan Anlaşması ile Rodos'u 12 adayı İtalya'ya bırakılmış. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar adaları elinde bulunduran İtalya bu savaşta mağlup olunca Paris'te imzalanan barış anlaşması ile işgal ettiği 12 adayı Yunanistan'a vermiştir. Yani geçici olarak verdiğimiz adaları bir daha geri alamamışız arkadaşlar. Ve 1912-13 yılları arasındaki Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı, savaşa katılan devletlere baktığımızda arkadaşlar saldıranlar ve savunan devletler. Saldıranlar arkadaşlar Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve savunan Osmanlı Devleti arkadaşlar 1'e 4. Savaşın nedenlerine baktığımızda Balkan devletlerinin bölge üzerindeki emelleri, büyük devletlerin kışkırtmaları, özellikle Rusların panslavizm politikası ve İngiltere'nin de Rusları desteklemesi, Osmanlı'nın İtalya ile savaş halinde olması ve askeri bakımdan zayıflamış olması, Balkan devletlerinin Osmanlı devletinden Makedonya'da ıslahat yapması isteğini Osmanlı'nın reddetmesi arkadaşlar savaşın nedenleri arasındadır. Savaşın gelişimi Balkan devletleri Osmanlı devletinden Makedonya'da ıslahat yapmasını istediler. Ancak bu istekleri reddedilince 8 Ekim 1912'de Osmanlı devletine savaş ilan ettiler. Karadağlıların Yeni Pazar'a saldırısına 1. Balkan Savaşı başlamış oldu arkadaşlar. Yani savaşı başlatan devlet Karadağ olmuştur. İşte arkadaşlar 1. Balkan Savaşı öncesinde haritayı görüyorsunuz, Balkanların haritasını. Ve savaşın sonuçları arkadaşlar, Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye Enez hattı olacaktı. Osmanlı Devleti Arnavutluk ile Ege Adaları'nın geleceğinin saptanmasını büyük devletlere bırakmıştır. Yunanistan, Selanik, Güney Makedonya ve Girit'i alacaktı. Bulgaristan, Kavala dedi ağaçla birlikte Gelibolu Yarımadası'nın dışındaki tüm Trakya'yı Edirne'de dahil olmak üzere sınırlarına katacaktı. Sırbistan, Orta ve Kuzey Makedonya'ya sahip olacaktı arkadaşlar. Ve böylece Osmanlı Devleti Balkanlardan tamamen çekilmiştir. Ege Denizi'ndeki Osmanlı hakimiyeti dolaylı da olsa arkadaşlar sona ermiştir. Arnavutluk savaş yapmadan bağımsız olmuştur. Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki tek komşusu Bulgaristan olmuştur arkadaşlar. Bulgaristan Ege Denizi'ne ulaşmış ve 1. Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan Balkan Devleti olmuştur. Savaştan kısa süre önce askerlerin büyük bir kısmının terhis edilmiş olması ve askerler içerisindeki siyasetin yayılması Osmanlı ordusunun kısa sürede yenilmesine sebep olmuştur arkadaşlar. İttihat ve Terakki Baba Ali
baskını ile yönetimi ele geçirmiştir. Bilgi kutusuna baktığımızda Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinden itibaren Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıkmıştır arkadaşlar. Yaklaşık 500-600 sene elde olan Edirne ve Kırklareli ilk defa elden çıkmıştır. Ege Adaları fiilen yitirilmiş. Arnavutluğun bağımsızlığını ilan ile Osmanlıcılık fikri geçerliliğini kaybetmiştir arkadaşlar. İşte Babali baskınını anlatan bir fotoğraf arkadaşlar. Ve 2. Balkan Savaşı arkadaşlar. Saldıran ve savunan devletlere baktığımızda saldıranlar bu kez Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Osmanlı. Gördüğünüz gibi Osmanlı bu sefer savunan değil, saldıran tarafında ve savunan devlet Bulgaristan. Arkadaşlar, savaşın nedenleri 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın diğerlerine göre daha fazla toprak kazanmış olması, özellikle Makedonya'nın bölüşülmesi meselesi sorun olmuştur arkadaşlar. Çünkü burası verimli topraklara sahipti ve birçoğunu Bulgaristan almıştı. Ve savaşın gelişimi 1. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarından en büyük payı Bulgaristan elde etmişti. Bu sonuçtan diğer Balkan devletleri memnun olmamıştır. Osmanlı Devleti de Balkan devletleri arasında başlayan bu çatışma üzerine harekete geçerek Bulgarların elinde bulunan Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Arkadaşlar, Bulgaristan bu gelişmeler ve yenilgiler karşısında Osmanlı Devleti ve diğer Balkan devletlerine başvurarak barış istemiştir arkadaşlar. Ve savaşın sonuçlarına baktığımızda Bulgaristan yenildi. Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzaladı. Osmanlı 1. Balkan Savaşı'nda kaybetmiş olduğu Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Meriç Irmağı da sınır kabul edildi. Bu savaş sonunda yapılan anlaşmalara baktığımızda Bükreş Antlaşması Balkan devletleri kendi arasında imzaladı. İstanbul Antlaşması Osmanlı-Bulgaristan arasında, Atina Antlaşması Osmanlı-Yunanistan arasında, yine İstanbul Antlaşması Osmanlı-Sırbistan arasında arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. Bulgarlarla yapılan anlaşma 1913'te, Sırplarla yapılan 1914'te arkadaşlar. Osmanlı'nın İstanbul Antlaşmaları çoktur arkadaşlar. Tarihinden karıştırmayalım arkadaşlar. Ve nota baktığımızda savaşı başlatan devlet Karadağ, savaşa gerekçe gösterilen ulus Arnavutlar, savaşa katılmayan Balkan devleti ise Romanya'dır. Ancak en karlı çıkan devlet ise Bulgaristan'dır arkadaşlar. İşte Balkan savaşlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Savaşı başlatan başka, nedeni başka, en karlı çıkan başka arkadaşlar. Ve Balkan savaşlarının genel sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar, bir Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti tüm Makedonya'yı, Batı Trakya'yı, İmroz ve Bolcaada dışındaki Ege Adaları'nı kaybetti. 2. Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlandı. 4. Osmanlı Devleti'nin kendisinden ayrılan bu küçük devletlerle bile başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıkmıştır. 5. olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi tamamen ele geçirmiş ve orduda ıslahata girişmiştir. Almanya'dan subaylar getirerek Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılmasına gidilmiştir. 7. olarak Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşma başlamış. Osmanlı Devleti Balkanlardaki hakimiyetini kaybetmiştir. Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düşmüş ve Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ege Denizi'ndeki Osmanlı üstünlüğü maalesef sona ermiş ve Ege Adaları sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur arkadaşlar. İşte 2. Balkan Savaşı sonrası Balkanlarda oluşan haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve örnek sorumuzu arkadaşlar beraber çözelim. Balkan Savaşları sonrasında aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır? Kıbrıs sorunu, Arnavutluk sorunu, Balkan Türkleri sorunu, Bosna Hersek sorunu arkadaşlar. Balkanlarda arkadaşlar Türk nüfus fazlaydı ancak Balkan Savaşları sonucunda Türk nüfus azalmış ve Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü artık Türkler orada azınlıktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı, Balkan Türkleri sorunu olacak arkadaşlar. Benzerini siz çözün, bu soru sizin arkadaşlar. Ve
dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.